Öyle ya, bak şu anda bilmiyorum. Da şu anda da alt yazıda ne yazıyor biliyor musun? Evet. Artık sen seneye şakır şakır onları okuyacaksın da. Sevim Gürçay'ı bekleyen büyük sürpriz ne? Ne? Ne acaba? Efendim, şimdi Sevim Gürçay'ın biliyorsunuz, hani özeti girmeyeceğim, yaşam hikayesi oldukça enteresan. Anne baba, şimdi babamı bulmak için geliyorum dedi, geldi aslında buraya. Zaten annesi öldürülmüş 2 yaşındayken, Allah kahretsin. Adam da 15 yıl yatmış çıkmış, ona da bir ayrı bir sinirleniyorum. Ondan sonra acaba onu öldüren kadın ceza aldı mı? İşin o tarafındayım da onu bulamadım. Aslında bir de o tarafına baksak. Şimdi hani o annesini öldürmüş, 15 yıl yatmış çıkmış. Sonra gitmiş başka bir kadına tasallut etmiş. O kadın onu öldürmüş. Acaba kadın kaç yıl yattı? Şimdi o aftan çıkmış kadına bir af vurdu mu acaba yani? Bunları da öldürünce kıymetli oluyorlar. Ben buradayım. Yani. Gerçekten evet. Şimdi yani bak git yani adam bunu çünkü şey haline getirmiş. Yani tuttuğu kadının kolundan her, tutup çekiyor yani. Her sene af çıkmıyor ki yani o. İşte 15 yıl yattı, kim bilir o kadın kaç yıl yattı, işte onu söylemeye çalışıyorum. Ona af ve isabet etmiş yattığı sene. Kadının yattığı süre içerisinde de af çıkmasa dahi bir ara infazda indirimle ilgili bir takım olaylar yaşandı. Hayır yani en az yine onun yine kadar yattı mı yaptı yani. Yani hiç yine adaletli değil yapılmıştı. Ama neyse. Tabii. Efendim Sevim Hanım'ın babamı dedi arıyorum dedi. Babam Kaya Dinç dedi. Kaya Dinç diye biri yok. Yani onların bahsettiği köyde, kasabada, ilçede hatta ilde yani çok yardımcı oldu herkes. Böyle bir isim bulamadık. Sonra döndük Sevim Hanım'ın erkek kardeşini bulduk. Sevim Hanım'ın annesiyle babası her nedense ayrıldıktan sonra yani baba kardeşine göre baba Sevim Hanım kucağında Necla Hanım'ın karnında da oğlu var bırakıyor onları. Sonra Necla Hanım gidiyor bir köyde kendisinden yaşça büyük bir beyefendine sığınıyor aslında. İmam nikahı kıyıyorlar, evleniyorlar. O sırada erkek kardeşi dünyaya geliyor Sevim Hanım'ın. Sevim Hanım'ı bir yere bunun altını çizerek söylüyorum besleme olarak veriyorlar. Neden? Çünkü besleme almakla evlat edinmek çok farklı bir şey. Biz bunun toplumda nasıl tezahür ettiğini görüyoruz. Sevim Hanım besleme olarak eve aslında Çoban işte iş görsün diye alınıyor. Şimdi doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. İş görsün diye alınan bir çocuk. Bu yüzden de okula gönderilmiyor. Hayal meyal hatırlıyorum diyor ama aslında hatırlaması çok mümkün değil. Sevim Hanım 3 yaşlarındayken erkek kardeşi de 2 yaşında annesinin sırtında küfedeyken pazara giderlerken. Şimdi o sırada Sevim Hanım besleme olarak verilmiş ama o aileyle beraber pazara gidiyorlarmış tesadüfen. Bu kel lakaplı kartal mıydı ne kartaldı adını da sinirlendiğimde adını ben ezberlemiyorum. Önlerini kesiyor Necra'yı kaçırmak istiyor Sevim Hanım'ın annesini. Kadın da direnince kadını önce vuruyor sonra bıçaklıyor. İşte dediğim gibi 101 yıl mı 110 yıl mı ne bir ceza almış 15 yıl yatmış. Sonra çıkmış sonra da başka bir kadını kaçırmak isterken kadın bu sefer onu öldürmüş. O da genç bir kızmış. Sonra da işte ölmüş. Fakat Kaya Dinç yok. Annesi hakkında bildiğimizde sadece Necra'ydı. Ta ki düne kadar. İşte. Hayatım bak şimdi ekrana bir fotoğraf vereceğim. Bilemem hiç bir şey bilemem. Verelim fotoğrafı. Bak bu kim biliyor musun? Senin dayın. Kardeşime ne kadar benziyor. Ha? Kardeşime ne kadar benziyor. Kardeşine ne kadar benziyor değil mi? Senin dayını bulduk. Sevim Hanım diyordu ki ne olur anne tarafından baba tarafından bir akraba olsun. Gerçekten ben düşünmemiştim kardeşine ne kadar benziyor gözleri falan aynı buraya gelen Abdullah ne kadar çok benziyor. Dayın. Aslında şimdi dayısının anlattıklarını size aktarabilmem için bir üzerinde bir 5-6 saat çalışmam lazımdı. Çünkü çok karışık bir aile hikayesi. Bildim. Hı? Senin hiçbir şey bildiğin yok. Ama bak bugünden itibaren öğreneceksin. İş. Sen sayende canım. Sevindin mi dayının bulunmasına? Birim uzun çıksın diyordum. Birinden biri uzun çıksın diyordum. Çıksın diyordun. Bak çıkmaya başladı işte. Hiç uyuyamadım bu acı. Hiç uyuyamadım. Hiç gözüm kapalıyken hep kuşlar uçuşuyordu gözüm yani.
Hiç uyuyamadım hiç. İki saat uykum yok. Heyecandan dün akşam öyle bir telefon gelince dedim bir yerden bir şey var inşallah dedim. Canım benim. Söylemedik de dayını bulduk diye. Demediyiz. Aa, demedik. Biraz biz de sana... Şimdi sen bana sürpriz yaptın çok güzel. Veysel Çilingir'in katili kim diye bile yazmışsın. Ben de sana dayını buldum. Allah'ım. Peki. Dayım neler anlattı? Dediğim gibi biraz böyle kopuk bir aile hikayesi. O yüzden anlattıkları biraz karmaşık ama... bak bakalım dayın neler anlatıyor annenle ilgili, babanla ilgili. Hiç kayamaya yok yani. Çünkü Sevim Hanım niye benim babam Kaya Dinç dedi? O da buraya gelmeden bilmiyordu. Şimdi nüfus kağıdında Kaya Dinç ile Necla yazıyor. Yani Necla ile Kaya yazıyor. Fakat ya biz o nüfus kağıdından hani gidelim biraz köklere dedik. Sonradan anladık ki hani nüfus kağıdında aile Sırano var ya. Şimdi aile Sırano... Yani şimdi diyelim ki ya benim çocuğum aile Sırano da birinci çıkamaz yani. Çünkü ben varım, babası işte var falan hani. Şimdi Sevim Hanım aile Sırano da bir yazınca anladık ki biz bu buluntu çocuk nüfus kağıdı çıkartılmış ona. O yüzden de oradaki isimler doğru değil. Necla'yı bilmişler, Necla yazmışlar ama babanın adı Kaya Dinç değil. Bak dayın ne biliyor baban hakkında, o senin benim, hakkında. O da çok yani şaşırmış seni ekranda görünce. Bak izleyelim. Doğru. Sevim Hanım rahmetli ablamın kızıdır. Ben de onun dayısı oluyorum. Ablanızın ismi ne? Necla Dinçer. Necla Dinçer'le ben bir anneden farklı babalardanız. Annenizin 70... kızlık soyadı neymiş? Esme Özdemir'miş. Önce Mehmet Dinçer'le evlendiği için Esme Dinçer olmuş. Ondan benim bildiğim 3 abim bir ablam var. Onlar Kastamonu Çatalzeytin Karakören köyünde ikamet ediyorlardı. Necla ablamın babası ölüyor. Benim babam İbrahim Turhal eşi de vefat edince annem Esma Turhal'la evleniyorlar. Benim babama nikahlı olduğu için soy ismi değişti. Esme Turhal oldu. Ben dünyaya gelmişim. Annem babam evlendikten sonra ikisinin çocukları da hep beraber Kastamonu Çatalzeytin Karakören köyü Hösküden mahallesinde yaşıyoruz. Babam Zonguldak'ta çalışıyor. 56'da da babam ölmüş ben 7 aylıkken. Ben de yetim kalıyorum. Daha sonra işte onlar mecburen küçük oldukları için en büyüğü 15-16 yaşındaymış abim. Bizim evimizde kalıyor yani babaları ölmüş zaten onların. Beraber yaşadık. Babam öldükten sonra annem başkasıyla evlenmiyor. Ablam Necla Dinçer 17-18 yaşında yaşadığımız köye yakın olan Sinop Türkeli ilçesi Gence köyünde sevdiği Cevdet isminde bir çocuğa kaçıyor. Ondan biraz yaşıyorlar. Ne kadar bil... Duralım. Şimdi tek tek gitmemiz lazım başına. Şimdi senin annenin adı Necla Dinçer'miş. Bilmiyoruz ki işte bir şey diyemiyor. İşte alan insan soyadını, annemin soyadını isteseydi verirlerdi. Verirdi. İşte şimdi öğreniyoruz. Şimdi Necla öğrendim. Dinçer, Sevcan yaz. Şimdi anne Necla Dinçer. Tabii söz. Koş ablacığım. Koş. Ben söyledim artık, duydular. Ne? Şimdi annenin adı Necla Dinçer. Şimdi diyorum ya biz öyle bir baba bulamadık. Yok öyle bir isim yok. Allah'tan da çıkmadı. Şimdi anne Necla Dinçer. Sonra senin annen Cevdet diye birine kaçmış. Şimdi ama baban o mu bilmiyoruz. Şimdi Cevdet sonra. Devam edelim. Necla Dinçer 17-18 yaşında yaşadığımız köye yakın olan Sinop Türkeli ilçesi Gence köyünde sevdiği Cevdet isminde bir çocuğa kaçıyor. Ondan biraz yaşıyorlar. Ne kadar birlikte yaşadıklarını bilmiyorum. Sonrasında ablam Necla kendi mi yoksa sevdiği genç Cevdet'le mi gitti bilmiyoruz ama Zonguldak'a gittiğini öğrendik. Sonradan Karadenizli biriyle evlendiğini duyduk. Ablam Zonguldak'ta evlendiği kişiyle bizim Çatalzeytin'e, köyümüze, annemin yanına geldiler. Çocukken pek eşinin geldi gördüm ama utancımızdan ismini falan sormadık. Onlar da bize bir şey belki söylemişlerdir ama büyüklerime söylemişlerdir. Ben bir şey bilmiyorum. 2-3 gün kaldılar. Kucaklarında 6 aylık bir kız çocuğunu olduğunu, isminin de Fatma olduğunu öyle öğrendik. Evlatlık ve... Hayatım, kuvvetle muhtemel ki senin babanın ismi Cevdet. Senin de adın Fatma'ymış. Allah. Annem yani, Sevim demiş. Sonradan mı Sevim oldu acaba? Öyle yazılmış. İşte nüfus kağıdı çıkartılırken... Yok değil. Annem olmuş benim ismimi. Necla olmuş. Ben bilmem. Demek bak dayının anlattı. Sonra olmuş. Sen 6 aylık bebekti diyor. İşte 6 aydan İsmi sonra olmuş. İsmi de Fatma'ydı diyor.
biz diyor yani şimdi şöyle bir sıkıntı var. Onlar tabii hani kim resmi nikahlı, resmi nikahsız mı falan bilmiyorlar. Onlar da bilmiyorlar ama Cevdet diye birini biliyorlar. Senin annen kaçmış Gençek köyünde Cevdet diye birine. Şimdi bu da önemli. Şimdi Gençek köyünde Cevdet diye birilerini tanıyanlar bizi ararlarsa babana ulaşabiliriz. Bize geldiler, kucaklarında 6 aylık bir kız çocuğu vardı. İsmi de Fatma'ydı diyor. Devam edelim. 2-3 gün kaldılar. Kucaklarında 6 aylık bir kız çocuğunu olduğunu, isminin de Fatma olduğunu öyle öğrendik. Evlatlık verildiği yerde ismini değiştirdilerse ben bilmiyorum. Zonguldak'a gittiler, bir daha haber alamadık. Ablanız Necla Hanım daha sonrasında tekrar geldi mi hiç? Geldiği zaman işte 1-2 gün gördük. Ondan sonra ben okuldan çıktım, İstanbul'a geldim. Bir daha hiç görüşmedik. Zonguldak Çay Cuma'nın bir mahallesinde yaşadığını öğrendik ama hangi mahallesinde olduğunu bilmiyoruz. Evlendiği kişinin ismi Mehmet olduğunu, fırıncılık yaptığını duydum. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ablanızın öldürüldüğünü nasıl öğrendiniz? Eksos, işte ablan öldürülmüş falan diye söyle. Şimdi senin kardeşin Salih'i, babalığın adı ne? Abdullah'ın? Yok, beni böyden adam var. Onun babalığı Abdullah. Onun baba ne adı? Ona Foter derlermiş, ben o kadar biliyorum. Onun Salih dediydi burada ama... Fatür herhalde, fatür şapka takıyordu. Ha. Salih Bey'in yetiştirdiği... Kim Abdullah? Yok Abdullah değil. Abdullah beni yarıştı. Sen de karıştırma. Bir sor sen Salih Bey'e. Yani sonrasında diyor ki Mehmet diye biriyle evlendi, fırıncılık yapıyor dediği de herhalde... ...hani bu son yanında kaldığı kişi. Çünkü diyor ki devamında o ondan yaşça büyüktü diyor. Ha, o olmalı gene. Devam edelim. Evlendiği kişinin ismi Mehmet olduğunu, fırıncılık yaptığını duydum. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ablanızın öldürüldüğünü nasıl öğrendiniz? Eksos, işte ablan öldürülmüş falan diye söylüyorlar. Hani bana kesin bir şey söyleyen yok. Zonguldak'ta eşi tarafından öldürüldüğünü biliyordum. Öyle duyum almıştım ama meğersem Bozkurt'ta öldürülmüş. Bozkurt'ta nasıl geldi onu da bilmiyorum. Gerçekleri Müge Hanım'da öğrendik yani. Annesi vefat etti ama babasını arıyor Sevim Hanım. Siz de hani onu görmüşsünüz küçük de olsanız. Hatırladığınız kadarıyla nasıl bir beydi? Ablamdan çok yaşlıydı biraz. 40 yaşında falan vardı herhalde. Uzun boylu. Ablanız o zaman kaç yaşındaydı? Yani o da demek ki o zamanlar 30 yaşında falandı demek ki. Hafif saçları kıvırcık gibi beyazlamaya başlamıştı. Onu da işte Müge Hanım'ın programında gördüm kadarıyla. Hani öyle hanım dedim ya bu konuşmaları dedim Zonguldaklı ama bizim Kastamonu'nun konuşmalarına benziyor. Gülüştük falan o arada. İşte o arada dedi annem çatal zeytinli ismi Necla'ymış dedi. Ama hani ben onun Bozkurt'ta geldiğini, Bozkurt'ta öldürdüğünü bilmediğim için neyse ablamın kızıymış, yeğenimmiş. Akrabam işte bu ablanın kızı deyince ondan sonra emin oldum yani. Ben de yayına gelmek, onları görmek isterim. Zamanında şartlar el vermediği için ablamın yanında olamadık. Ama onun yadigarı olan evlatlarıyla görüşmeyi, bir olmayı isterim. Bu sevinç gözyaşları değil mi Sevim Hanım? İnşallah. Tabii dayını bulman anne tarafından artık bir akrabaları bulman demek. Gözünüz aydın. İlla ki tabii. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kancan. Peki bir bekle bakalım. Gel. Ama bugün sana aslında benim daha başka sürprizlerim de var. Fötür Mehmet. Mehmet Aksu kimmiş? Büyüten bak, adam. Bak itiraz etmeyin işte her şeye. Yani işte... sonrasında Mehmet diye biriyle evlendi, fırıncılık yapıyor dediği de doğru. Senin o zaman annenin ilk kaçtığı kişi Cevdet, kuvvetle muhtemel senin babanın adı da Cevdet. İşte. Annenin de soyadı Necla Dinçer. O da Cevdet olmalı. Yani Cevdet'ten soyadı. Başka kızlık soyadı Necla Dinçer'miş. Cevdet diye birine kaçmış. Nerede? Gençek köyünde. Şimdi Gençek köyünde kim vardı Cevdet? Bizi izleyenler ararlarsa babana da ulaşacağız inşallah. İnşallah. Şimdi sen burada bekle. Şimdi sana dayını getiriyorum. Dayıcığım. Çok saralım, çok saralım. Ay. Hadi gel dayıcığım gel. Evet Mustafa Bey geliyor. Sen. Tamam hocam. Ne dedi dayıcığım, ne yaptın?
bitirebiliyor musun sen ya? İyi günler efendim. Biz daha hayırlı yayınlar. Dayıcığım, bu da damadınız. Öyle mi? Evet, Necati Bey de damadınız. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş buldum, ay çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bizi bulduğunuz için. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Sevim dayına ilk ne söylemek istersin? Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Zaten kalbim kut kut diye bu acı aynı şeydi. Aslında bir büyük dayısı daha var da o şu anda huzur evinde. Bilmiyorum ulaşıldı mı ulaşılmadı söylemiştim ama. Erdoğan Dinçer. Bir tane daha dayısı var. Tabii. Huzur evinde kalan. En büyüğü Ahmet Doğdu. Benim Sabri Dinçer. Bir de ablamın ufağı Cemal Dinçer, o da rahmetli oldu. Ya iki dayısı kaldı i̇ki anneden dayı. Kardeş olarak. İşte dayına ilk ne söylemek istersin Sevim? Bir şey söyledin, ne çektin falan gibi bir şey söyledin, ne söyledin? Yemin ederim. Görüşeceğiz. Şafazeline de geleceğiz inşallah. İnşallah. Fakat birçoklarında dayıyla Sevim Hanım arasında çok benzerlik var. Kardeşi helal. Ablamla evet. Daha çok birbirimize benziyoruz. Esmerlik bakımında evet. Annemiz bir olsa da, baba ay olsa da şey yapıyoruz inşallah. Beni de anneme benzetiyorlar zaten her gören. İşte ben seni, bizim eşim çok sizin hastanız. O devamımızda da sabah namazdan sonra ATV açar. Haberlerden sonra hoca çıkarsa hocayı falan dinler. Ondan sonra sizi yenler. Dörtten sonra da Esra Eroğlu. Sağ olsun onu izler. Benim dünürüm var amcamın kızı. O da aynı. Onun da... Sağ olsunlar. O, hanım gelecek de hanımın diz kapağında yırtık var da. Biraz sabah arası rahatsız oldu da gelemedi. Selam var hepinize. Aleyküm selam. İnşallah. Ben bir virgül koyayım. Devam edeceğiz reklamlardan sonra. Sana bir sürprizim.